6 yıldır bugünü bekledim. Ebediyet kadar uzun süren 6 yıl. O korkunç felaketle karşılaştığım an şimdi çok geride kaldı. O gün hayatımın en acı gününü yaşamıştım. O günü hiçbir zaman unutamam. Başsavcı beni görmek istediğini bildirmişti. Bu çok kritik bir cinayet davasının dosyasıdır. Bu önemli davada iddia makamını sana tevdi ediyorum. Emredersiniz. Bu dava senin meslek hayatında çok parlak bir dönemin başlangıcı olabilir. Elinden geleni yapmalısın. Sana güveniyorum. Güven ve teveccühünüze layık olmaya çalışacağım. Sana başarılar dilerim. Sağ olun. Müsaadenizle. Oh, dur, hemen gitme. Otur. Biraz sohbet edecek kadar vaktimiz var. Teşekkür ederim. Anlat bakalım, evdekiler ne yapıyorlar? Ellerinizden öperler efendim. Sağ olsunlar. Kızımızın sıhhati yerinde mi? Çocuğum iyi. Fakat karım... Bildiğiniz gibi sinir hastalığı hala devam ediyor. Hemen hemen her gün sinir doktorlarında. Bünyeniz sağlam, sağlığınız normal. Vücudunuzda hiçbir arıza yok. Bana kalırsa rahatsızlığınız tamamen ruhsal ve sinirsel. Eğer yanılmıyorsam, siz bir müddet önce çok şiddetli bir şok geçirmiş olmalısınız. Ben mi? Evet. Sizi çok üzen bir olay mı geçti başınızdan? Yok, hayır. O halde çevrenizde sizi üzen bir probleminiz olmalı. Mesela ailevi geçimsizlik. Katiyen. Kocam dünyanın en iyi insanıdır. Rahat bir yaşantımız var. Mutluyuz. Öyleyse sizi üzen başka biri olmalı. Yok, hayır. Yok öyle bir kimse. Yalnız seslerden rahatsız oluyorum. En ufak bir gürültü büyüyor, beynimde uğulduyor. Geceleri rahat uyuyamıyorum. Sanki iki kuvvetli el boğazımı sıkıyor. Korkuyorum doktor, çok korkuyorum. Kimden? Bilmiyorum. Yalnız kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki boşlukta gibiyim. Ne olur doktor, yardım edin bana. Size yardım etmek isterim. Fakat önce siz bana yardım edin ki rahatsızlığınızın sebebini bulalım. Doktorunuza açılmak, İçinizi dökmek istemez misiniz? Söyleyecek bir şeyim yok ki. Var Selma Hanım. Sizin bir üzüntünüz var. Üzüntü en şiddetli zehirdir. Onun insan vücudunda yaptığı tahribatı hiçbir mikrop yapamaz. Orada seni bekleyenler var. Haklısın dadı. Onlar için yaşamalıyım. Karımın nesi var doktor? Henüz kesin bir teşhise varmış değilim. Yalnız sinirleri çok zayıflamış. İyi olacak mı? Bu biraz da kendisine ve çevresine bağlı. Onun için her fedakarlığı yapmaya hazırım. O halde vakit kaybetmeden karınızı alın bir seyahate çıkın. Böyle bir değişiklik ona iyi gelecektir. Bu ara imkansız.
Çok önemli bir davada iddia makamındayım. Dava karara bağlanıncaya kadar İstanbul'dan ayrılamam. Öyleyse karınızı gönderin. Bakın bu fena fikir değil. Bu akşam ona teklif edeceğim. Canım kızım benim! Hoş geldin! Hoş bulduk sevgilim! Bugün nasılsın? Teşekkür ederim, biraz daha iyiyim. Sen nasılsın tatlım? Tatlınızın halini hiç sormayın babacığım! Bu çocuklar beni çok üzüyor ya! Öyle mi? Gene ne yaramazlık yaptılar bakayım bugün! Tombiş'in midesi bozuldu, küçüğün de karnı ağrıyor! Ya, vah vah vah! Hadi sevgi, uyku vakti geldi. Babanı öp de yatmaya gidelim. Peki, olur dedeciğim! Allah rahatlık versin babacığım! Sana da kızım! Hadi, şimdi anneni de öp! Hadi bakalım! Doktordan geliyorum. Ne dedi? Sana seyahat tavsiye ediyorum. Aa, seyahat mi? Hı-hı. Nereye? Nereye istersen. Dadıyla çocuğu da yanına alırsın. Ya sen? Ben bir müddet İstanbul'dan ayrılamam. Aa, sensiz bir yere gitmem. Fakat bu senin sağlığın için gerekli. Senden uzakta yaşayamam. Sen içtiğim su, nefes aldığım hava gibisin. Her an ihtiyacım var sana. Sakın yalnız bırakma beni! Dinle Selma! Beni anlamaya çalış! Çok önemli bir cinayet davasını üzerime aldım. Cinayet davası mı? Evet! Çok ilginç bir dava! Cinayeti işleyen genç bir kadın. Sen katil olamazsın, masumsun! Buna bütün kalbimle inanıyorum, yakında kurtulacaksın! Adın soyadın? Fatma Pınar. Babanın adı? Ali. Ananın adı? Elif. Doğum yerin? Gönen Kocapınar Köyü. Doğum tarihin? 1949. Ne iş yaparsın? Ev kadınıyım. Evli misin? Evet. Kocanın işi? Kamyon şoförü. Sanık Fatma Pınar, cinayet suçuyla suçlanıyorsun. Kenan Akay'ı neden öldürdün? Onu ben öldürmedim. Maktulü tanıyor muydun? Hayır. Cinayet gecesi neredeydin? Evdeydim. Evde senden başka kimse var mıydı? Hayır. Yalnızdım. O gece evden hiç ayrılmadın mı? Hayır. Deliller ve şahitler tamamen aleyhinde. Seni samimi ikrarda bulunmaya davet ediyorum. Ne söylememi istiyorsunuz? Gerçeği. Ben masumum. İnanın bana, yemin ederim masumum. Başka söyleyeceğim hiçbir şey yok. Peki, otur. Söz iddia makamının. Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez. Sanık Fatma da kendisine isnat edilen suçu kabul etmiyor. Fakat bu, onun suçsuz olduğunu göstermez. Sanığın ifadesinin tamamen aksine, dosyanın da tetkikinden anlaşıldığına göre, şahitlerin ifadeleriyle bütün deliller Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu göstermektedir. Ben de bir savcı olarak aynı kanıya varmış bulunuyorum. Maktul Kenan Akay'ı Fatma Pınar öldürmüştür. Hayır, onu ben öldürmedim. Otur, sana söz verildiği zaman konuşursun. Söz istiyorum Sayın Yargıç. Devam ediyor musunuz? Hayır Sayın Yargıç, şimdilik söyleyeceklerim bundan ibarettir. Pekala, söz sanık avukatının. İddia tamamen yersiz ve mesnetsizdir. Müvekkilimin bu cinayeti işlemesine imkan ve ihtimal yoktur. Her şeyden önce kişiliği ve yaratılışı bu cinayeti işlemesine uygun değildir. Özel hayatı ve mazisi incelenecek olursa, müvekkilimin ne kadar saf ve temiz bir insan olduğu meydana çıkacaktır.
Tanık Rasim Pala. Tanık Rasim Pala! Adın? Rasim Pala. Doğruyu söyleyeceğini Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin? Ederim. Olay hakkında bildiklerini, gördüklerini anlat. Ben yazlık sinema kapılarında fındık fıstık satarım. O gece saat 10 sularında sinema kapıları kapandıktan sonra evime dönüyordum. Birden bir silah sesi duydum. Şaşırdım. Bütün gördüklerim ve bildiklerim bundan ibarettir. Sana soracak bir şeyiniz var mı? Evet Sayın Yargıç. Şimdi sana çok önemli bir soru soracağım. O gece maktul Kenan'ı ateş eden bu kadın mıydı? Dikkat et! İyi bak, bu kadın mıydı? Evet. İtiraz ediyorum. Sayın savcının bu sorusu usule aykırıdır. Çünkü tanık onu ölünün başında ateş ederken görmemiştir. Tanık müvekkileme yolda rastladığını iddia ediyor. Evet, tanık karakoldaki ifadesinde böyle demiş. Yazılı ifadesinde böyle yazıyor. Bu hususu ben de aynen kabul ediyorum. Ona iyi bak. O gece yolda rastladığın kadın bu muydu? Evet, buydu. Hayır, yanılıyor. Onun yolda rastladığı kadın ben değilim. Bu adamı ilk defa şimdi burada görüyorum. Tanığın teşhisi katiyet taşımaktadır. Tanık bir müddet önce katarakt ameliyatı geçirmiştir. Gözünde +10 hipermetrop ve +2 astigmat vardır. Nasıl olur da bu kadar katiyetle ve kendinden emin olarak teşhiste bulunabiliyor? Cinayet gecesi gözünde gözlüğü vardı. Bu yüzden gözündeki arızalar görmesine engel olmaz. İşte tanığın göz raporu. Uzağı çok iyi görür. Bu rapor gündüz için verilmiştir. Oysa bahis konusu olay gece geçmektedir. Gece karanlığında gördüğünden emin midir? Bu kadın mıydı senin gördüğün? Emin misin? Bak bakalım! O kadına benziyor. Benziyor demek başkadır, odur demek başkadır. Tanık Ahmet Onaran. Tanık Ahmet Onaran! Sanığı tanıyor musun? Evet, kiracımdır. Onu nasıl tanırsın? Karı koca ikisi de kendi hallerinde iyi insanlardır. Fatma Hanım çevresine daima yardım eden, iyilik yapmayı seven, namuslu bir hanımdır. Cinayetle ilgili ne biliyorsan anlat. O evde gene tamiratla meşguldüm. Çok affedersiniz, sizi rahatsız ettim. Bir emriniz mi vardı? Sadece bir ricam. Gaz ocağım bozuldu da mümkünse bu akşamlık sizinkini rica edecektim. Tabii, memnuniyetle, derhal. Müzik
Fatma Hanım! Tahkikat sonunda maktul Kenan'ın başucunda bulunan tabancanın Ahmet Onaran'a ait olduğu anlaşıldı. Fatma Pınar, karakolda verdiği ifadede cinayet gecesi Ahmet'in tabancasını aldığını itiraf etti. Tabancayı ne maksatla aldın? Kocam kamyon şoförü olduğu için sık sık Anadolu'ya gider. O zaman ben evde küçük çocuğumla yalnız kalırım. O gece çocuğum erkenden yatıp uyumuştu. Korkuyordum. Her ihtimale karşı kendimi ve yavrumu korumak için tabancayı aldım. Gidebilirsin. Söz iddia makamının. Fatma Pınar'ın Ahmet Onaran'dan çaldığı tabanca aynı gece maktul Kenan'ın başucunda bulunmuştur. Balistik muayene raporuna göre maktul Kenan bu tabancadan çıkan mermilerle öldürülmüştür. O gece cinayette kullanılan tabanca Fatma Pınar'da olduğuna göre onu başka birinin öldürmesine imkan yoktur. Bu cinayeti ancak o işleyebilir. O gece üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı? Ben tahminlere değil, delillere göre hareket ediyorum. Tahminle kanaat başka başka şeylerdir. Ortada üçüncü bir şahıs yoktur. Bazı sanıklar deliller aleyhlerine olsa bile masum olabilirler. Adliye tarihi bunun örnekleriyle doludur. Ben Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu, bu cinayeti işlediğini iddia ve ispat ediyorum. İddiamı ispat ederken de sağlam delillere dayanıyorum. Biraz da vicdanınızın sesini dinleyin. Vazifemi yaparken hiçbir duygunun etkisinde kalmam. Görevim kanunları uygulayarak adaletin tecellisini sağlamaktır. Görevimi yaptığım için de vicdanım müsterihtir. Müvekkilen bir adli hataya kurban giderse vicdanınız gene müsterih olacak mı sayın savcı? İhtar ediyorum. İddia makamına müdahale etmeyin. Sanık Fatma Pınar, cinayet gecesi suç aleti silahı temin etmek maksadıyla ev sahibine gitmiş, oradan çaldığı tabancayla maktul Kenan Akay'ı öldürmüştür. Hayır, onu ben öldürmedim. Otur, söz verdiğim zaman konuşulsun. İddia makamı, sanığın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmıştır. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi ve 4. bendine göre Fatma Pınar'ın idamını talep eder. Metin ol Fatma. Sakın umutsuzluğa kapılma. Nasıl olsa gerçek meydana çıkacak. Senin suçsuz olduğun anlaşılacak. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Neden bana karşı bu kadar insafsız davranıyorsunuz? Ben zavallı bir kadınım. Evde beni bekleyen bir yavrum var. Acıyın bana. Götürün. Özür dilerim, sizi rahatsız ettim. Bir dakika konuşabilir miyiz? Ne hakkında? Müvekkilen Fatma Pınar hakkında. Buyurun, sizi dinliyorum. Siz şöhret yapmaya çalışırken bir masumun felaketine sebep olacaksınız. Şöhret mi? Ben görevimi yapıyorum. Adaletin tecellisinden başka kaygım yoktur. Ben de adaletin tecellisini istiyorum. Bu takdirde müvekkilem kurtulacaktır. Çünkü cinayeti o işlemedi. Sizi temin ederim ki masumdur. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Sadece sizin inanmanız yetmez. Onun masumiyetini mahkemede ispat edin. Unutmayın, mahkemeden çıkacak yanlış ve haksız bir karar sizi vicdanen bir ömür boyu etkileyebilir. Kadın gerçekten bu cinayeti işledi mi?
bütün deliller aleyhinde. Zannederim. Katil olduğundan kat'i olarak emin değilsen neden hakkında idam talep ettin? Davanın seyri böyle icap ettirdi. Bir savcı delillere dayanarak hareket etmek zorundadır. Ya kadın masumsa? Bu annem değil mi babacığım? Anne ya. Annem nerede şimdi? Hastanede. Komşunun oğlu Erol dedi ki annem hapisteymiş. Seni kızdırmak için söylemiştir. Şişko Nuri de dedi ki annem katilmiş, birini öldürmüş. Doğru mu baba? Annem katil mi? Hayır yavrum. Annen öyle şey yapmaz. O dünyanın en iyi insanıdır. Baş başa olunca yaşadığını hissediyor. Sen ve kızım bu mutluluk tablosunu tamamlıyorsunuz. Ya sen? Sen mutlu değil misin Selma? Sen yanımda olduktan sonra ben her yerde mutluyum. Yalnız düşünüyorum. Neyi? Mutluluğumuzun daha ne kadar süreceğini. Hayatımızın sonuna kadar. Senden ayrılmak o kadar zor olacak ki. Ayrılmak mı? Bu da nereden geldi aklına? Şey, saçmalıyorum galiba. Sevgi nerede? Şimdi oradaydı. Sevgi! Tatlım neredesin? Aman Allah'ım, nereye gitmiş olabilir? Başına bir şey gelmesin. Merak etme, ben şimdi bulurum onu. Yavrumuz sayenizde kurtuldu. Allah'a şükürler olsun. Ona bir şey olacak diye çok korkmuştum. Kazayı ucuz atlattık. Size minnettarım. Ben insanlık vazifemi yaptım savcı bey. Beni tanıyor musunuz? Evet. Kazaya biz sebep olduk. Bir hasar varsa ödemeye hazırım. Üstelik yaralanmışsınız da. Çocuğun hayatı yanında benim ve kamyonun ne önemi var ki? Evlat ne demektir bilirim. Benim de bu yaşta bir yavrum var. Allah bağışlasın. Hepimizinkini. Müsaadenizle. Ben Fatma'nın doğup büyüdüğü Kocapınar köyünün muhtarıyım. Onu çocukluğundan beri tanırım. Fatma helal süt emmiş, namuslu, temiz yürekli bir kızdır. Elini kana bulamak şöyle dursun, benim bildiğim Fatma bir karıncayı bile incitmek istemez. Bu işte bir bit yeniği var sayın yargıç. Fatma katil olamaz, bunun mümkünatı yoktur. Tanığa sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Evet, müsaadenizle. Fatma'yı kaç yaşına kadar bilirsin? 16 yaşına kadar. Ondan sonra onu bir daha görmedin mi? Hayır. 7 yıl önce köyden ayrıldı. Başını alıp İstanbul'a gitmiş diye duydum. Peki,
Soracaklarım bu kadar. Diğer tanıkların dinlenmesine geçebilirsiniz. Tanık Cahide Bingül. Fatma'yı 7 yıldan beri tanırım. Birlikte aynı fabrikada işçi olarak çalışıyor, aynı evde pansiyoner olarak kalıyorduk. Onunla çok iyi arkadaştık. Fatma dünyanın en iyi insanıdır. Gazetede cinayet haberini okuyunca gözlerime inanamadım. Sence bu cinayeti Fatma işlemiş olamaz mı? Cinayet mi? Buna imkan yok. Fatma o kadar yufka yüreklidir ki tavuk bile kesemez. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet. Fatma ile arkadaşlığınız ne kadar zaman sürdü? 2 yıl. Ben fabrikadan ayrılıncaya kadar. Sonra bir daha görmedin mi onu? Hayır. Madem ki bu kadar iyi arkadaştınız, onu niye aramadın? Evlendiğini duydum. Artık onu aramam doğru olmazdı. Neden? Evlenmesi arkadaşını aramana engel olmaz ki. Evet, ama ben ondan ayrı bir yol tutmuştum. Nasıl bir yol? İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Sayın Savcı'nın tanığa sorduğu sorularla davanın uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkilemin mazisi tertemiz ve apaçık ortaya çıkmıştır. Böyle saf ve masum bir kadın asla katil olamaz. Müvekkilenizin masumiyetini ispat etmiş değilsiniz. Tanıklar tamamen lehinde konuştular. Köyünün muhtarı onu doğduğundan beri tanımaktadır. Muhtar onu 16 yaşına kadar tanıyor. Zaten sanığın o çağına ait bir suçlama yoktur. Fatma suçunu İstanbul'a geldikten sonra işlemiştir. Müvekkilem İstanbul'a geldikten sonra da namuslu ve dürüst bir hayat yaşamıştır. En yakın arkadaşı buna tanıktır. Evet, sanığın en yakın arkadaşı bar ve pavyonlarda konsümatrislik yapan bir kadın. Ve polisteki kaydına göre vesikalı bir fahişe. Müteaddit defa çeşitli erkeklerle uygunsuz durumda yakalanarak Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Şimdi sanık avukatı, böyle kirli bir hayat yaşayan bu kadının ifadesine dayanarak müvekkilesinin İstanbul'a geldikten sonra namuslu ve tertemiz bir hayat yaşadığını iddia etmektedir. Arkadaşının kötü yola düşmüş olması müvekkilemi ilgilendirmez. 16 yaşında köyünden çıkarak İstanbul'a gelen, bir fabrikada 6 ay çalıştıktan sonra işi bırakan ve fabrikadan ayrıldıktan 1 yıl sonra da evlenen Fatma, bu aradaki zaman zarfında ne ile geçinmiştir? Siz bir masumdan zorla bir suçlu yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu sözleriniz iddia makamına saygısızlıktır, otur. Tanık Hasan Pınar. Tanık Hasan Pınar! Karım yuvasına bağlı, eşine sadık, yavrusuna çok düşkün, namuslu ve dürüst bir kadındır. O halde maktul Kenan'ı neden öldürdü? Ne diye öldürsün? Onu tanımıyordu ki. Tanımadığını nereden biliyorsun? Karın İstanbul'a geldikten sonra seninle evleninceye kadar aradan 2 yıl geçmiş. Bu zaman zarfında maktulle tanışmış olamaz mı? Hayır, olamaz. Karımın hayatında benden başka erkek yoktur. Olsaydı bana söylerdi. Senden gizlemiş olamaz mı? Olamaz. Karım benden hiçbir şeyini gizlemez. Yalan nedir bilmez. Sen her zaman doğruyu mu söylersin sanki? Hiç yalan söylediğin olmaz mı? Ben yalandan nefret ederim. Senin sabıkan var mı? Sorduğum suale cevap ver. Sabıkan var mı? Evet. Bir suçtan 6 ay 17 güne mahkum olmuş, cezaevinde yatmışsın. Bu suçun mahiyetini söyler misin? Nasıl olsa biliyorsunuz. Bunu siz açıklayın. Hasan Pınar'ın şahadetine itibar edilmez. Bundan 3 yıl öncesinde yalancı şahitlikten 6 ay 17 güne mahkum olmuştur. Evet, doğru. Yalancı şahitlik yaptım. Bir zavallıya yardım etmek için. 5 çocuğu vardı. Onları açlıktan kurtarmak için yalan söyledim. Diyelim ki doğruyu söylüyorsun. Karın da kendine göre bir sebeple sana yalan söylemiş olamaz mı? Sen ne biçim insansın? Sen merhametten, insanlıktan nasibi olmayan bir kişisin. Seni tevkif ediyorum.
İddia makamına hakaret ve tecavüz ettin. Bu suçla yargılanacaksın. Sayın Yargıç, ben şahsen Hasan Pınar'dan davacı değilim. Onun bu duruşmadaki nazik durumu nazara itibara alınarak hakkında verilmiş olan tevkif kararının kaldırılmasını talep ederim. Savcının talebi üzerine hakkında verdiğim tevkif kararını kaldırıyorum. Yalnız tekerrüründe seni hiç kimse kurtaramaz. Nasılsın Fatma? Bu ayrılık canıma yetti Hasan. İnşallah yakında kurtulacak, yuvana kavuşacaksın. Allah senin suçsuz olduğunu biliyor. Allah biliyor ama kul bilmiyor Hasan. Daha 3 gün önce çocuğunun hayatını kurtarmıştım. Taş yürekli adam. Mutluluğumuz. Mutluluğumuz. Gel sevgilim. Hatırladın mı burayı? Seni ilk gördüğüm yer. Senden önce hiç yaşamamış gibi mutluluğumuz burada başladı. Burada. Selma, sevgilim, ne var, ne oldu sana? Gidelim, nefret ediyorum buradan. Fakat nasıl olur? Burası bizi birleştiren yer. Burayı senin de benim kadar sevmen gerekmez mi? Haklısın, özür dilerim. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Lütfen eve dönelim artık. Peki yavrum, peki. Sen nasıl istersen. Senin yanındayım işte. Bir kriz geçirdin. Sakin ol yavrum. Aman Allah'ım, ona bir şey mi oldu? Önemli bir şey yok dedim.
Sadece bir sinir krizi geçirdi. Gene mi başladı bu krizler? Son günlerde ne kadar iyiydi. İnşallah gene iyi olacak. Sanık Fatma Pınar, son olarak söyleyeceğin bir şey var mı? Son sözüm ilk sözümdür. Ben öldürmedim. Hiçbir suçum, günahım yok. İnanın bana. Yalvarırım, inanın. Oturun. Sayın Yargıç, şu anda elime çok önemli deliller geçmiş bulunuyor. Davanın seyrini etkileyecek olan bu delili incelemenizi talep ederim. Mahkememize bu delilleri ibraz eden fotoğrafçı şu anda duruşma salonunda bulunmaktadır. Kendisinin tanık olarak dinlenmesini talep ederim. Fotoğrafçının tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Adın, soyadın? Faruk Çakal. Ne iş yaparsın? Seyyar fotoğrafçıyım. Doğruyu söyleyeceğine, Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin? Ederim efendim. Bu fotoğrafları mahkemeye sen mi ibraz ettin? Evet Yargıç Bey. Meram maksadım, adalet yerini bulsun. Öyleyse neden daha önce ibraz etmedin? Edemezdim. Ufak bir suçtan cezaevinde yatıyordum. Resimler de yanımda değildi. Resimleri nereden ele geçirdin? Onları ben çekmiştim. Maktul Kenan Akay'ı tanır mıydın? En iyi arkadaşıydım. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Benden hiçbir sırrını gizlemez, her derdini bana anlatırdı. Nasıl bir adamdı? Ehli keyif bir adamdı. İçkiyle kadına hiç dayanamaz, her gün kafayı çeker, kravat değiştirir gibi sevgili değiştirirdi. Bu cinayetin sebebini biliyor musun? Sence maktul neden öldürülmüş olabilir? Bunu tahmin etmek zor değil. Su testisi su yolunda kırılır. Bana kalırsa bu işte bir kadın parmağı var. İddia makamının tanığa soracağı bir şey var mı? Evet, müsaadenizle. Maktulün hayatında kaç kadın vardı? Sayısını Allah bilir. Sen onların hepsini tanır mısın? Hemen hemen hepsini. Düşüp kalktığı bütün kadınları bana tanıştırırdı. Bu kadını da tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Kenan'ın metreslerinden biriydi. Hayır, yalan söylüyor. Benim maktul Kenan'la en ufak bir ilişkim olmamıştır. Onu tanımıyorum. Kocamla evlenmeden çok önce hayatıma girmiştim. Size her şeyi anlatacağım. Hiçbir şeyi gizlemeden. Cahide ile Eminönü'nde rastladım. Cahide bizi tanıştırdı. Güzel konuşması ve kibar tavırları ile üzerimde iyi bir etki bırakmıştı o gün. Daha sonraki buluşmalarımızda onunla arkadaş olmuştum. Güzel konuşuyordu. Sözleriyle insanı büyülüyor, bir kadına iltifat etmesini çok iyi biliyordu.
restoranda müzisyendi. Çok güzel şarkı söylüyordu. Onu hayranlıkla dinliyor, her geçen gün daha fazla değer veriyordum. Beni büyülemiş ve rengarenk bir aleme götürmüştü sanki. Gerçi çok içiyordu ama bunun yalnızlıktan, kederden, üzüntülerinden doğan bir alışkanlık olduğunu sanıyordum. Onu içkiden vazgeçirip mutluluğa kavuşturmayı düşünüyor ve onu seviyordum. Nihayet beklediğim gün geldi. Bana aşkını açıklıyor ve evlenme teklif ediyordu. Sevinçten uçuyor, mutluluktan başım dönüyordu. Sanki bir rüyada gibiydim. Çalıştığı restoranda nişanlandık. O gece ilk defa bu kadar içki içiyordum. Mutluydum. Çok mutlu. Her şey olduğundan daha güzel görünüyordu. O anda hayat sanki tatlı bir rüya gibiydi. Müzik, dans, içki, sevdiğim adam. Nişan gecemizde Kenan durmadan içiyor, bana da içiriyordu. O gece beni kaldığım pansiyona bırakacak yerde evine götürdü. Ben burnumun ucunu görmeyecek kadar sarhoştum. Etrafımda her şey dönüyordu. Nereye geldiğimin farkında bile değildim. Değişti. Hoyratlaşmış, hayvanlaşmış, o hayran olduğum nezaket ve kibarlığından eser kalmamıştı. Avına atılan bir kaplan gibi bana saldırıyordu. Karşı koymaya çalışıyor, başaramıyordum. Kurduğu tuzağa düşmüş, ökseye yakalanmıştım. Çırpınmak faydasızdı. Kaçıp kurtulmak için çok geç kalmıştım. Çaresiz kendimi kaderimin akışına bıraktım. Ediyor, artık yaşamak istemiyordum. O yılanı bile baştan çıkaran tatlı diliyle beni teselliye çalışıyor. Yeminlerle evleneceğini tekrarlıyor. Parlak vaatlerle beni avutuyordu. Hala saf bir köylü kızıydım. Ne söylese inanıyordum. İnanmak ve güvenmek ihtiyacındaydım. Hayatta ondan başka tutunacak dalım kalmamıştı. Artık onun evine yerleşmiştim. Aradan aylar geçmiş fakat biz hala evlenmemiştik. Evlenme konusu her açıldığında bir başka sebeple nikaha erteliyordu. Üstelik işinden atılmış, parasız kalmıştı. Bu onu çıldırtıyordu.
Bir müddet sonra ruhunun çirkinliğini bütün çıplaklığıyla ortaya koyarak bana çirkin tekliflerde bulunmaya başladı. Para bulmak için benden kendimi başka erkeklere satmamı istiyordu. Bunu hiçbir zaman kabul etmedim. Fakat o ısrar ediyor, bu yüzden sık sık kavga ediyordu. Bana para lazım! Para! Para lazımsa git çalış kazan! Evin erkeği sen değil misin? Allah belanı versin! Bana akıl verecek yerde kendin gidip çalışsana! Benim kazanacağım para bu evin kirasına bile yetmez! Öyleyse sat kendini! Ne o? Anlayamadın mı? Gençsin, güzelsin, erkekler avuç dolusu para verirler sana! Hayır! Kaç defa söyledim sana, yapamam! Yapamam! Yapacaksın! Yalvarırım, benden isteme bunu! Ne istersen yaparım, ama fahişelik asla! Öyleyse paralı bir enayi bul! Nereden bulayım? Ne? Bu şehir paralı enayilerle dolu. Burada bir araba bekle. Birinin karşısına çıkıp intihar numarası yap. Sonra ağlayarak parasız kaldığını, ev kiranı veremediğini, hasta annenin ölmek üzere olduğunu söyle. Erkekler gözyaşlarına dayanamaz. Ne istersen verirler sana. Yapamam, yapamam! Yapacaksın! Hadi durma! Ne söylüyorsam onu yap! Hasan bana inanmıştı, güya annem hastanede yatıyordu. Her şeyimizi satmıştım, kirayı veremediğimden ev sahibi beni sokağa atmıştı. Yemin ederim size doğruyu söylüyorum. Bütün bu anlattıklarımı kahredici bir şekilde yaşadım ve kocamı ilk defa o gece orada bu şekilde tanıdım. Fakir, fakat mert ve iyi yürekli bir insandı. Onu bütün kalbimle sevdim. O da beni sevdi. Bir müddet sonra evlendik. Artık kötü yola düşmekten kurtulmuştum. Bir yuvam, beni seven bir eşim, güvenilecek bir erkeğim vardı. Mutluydum, sevinçten uçuyordum. Bu sevincim çok sürmedi. Mutluluğumun karşısına dikilerek başıma bir bela olmaya başlamıştı. Şantaj yapıyor, her şeyi kocama anlatacağını söyleyerek beni yuvamı yıkmakla tehdit ediyordu. Hastanedeki uydurma annem için, kocamdan para sızdırarak kendisine getirmem için beni zorluyordu. Gözünü kan bürümüştü sanki. Ne yaparsam yapayım artık paraya doymuyor, şantaja devam ediyordu. Elimde avucumda ne varsa alıyordu. Kocamın verdiği paraları, altınlarımı, hepsini... Hatta evdeki eşyalarımdan bir kısmını bile satmak zorunda kalıyordum. Kocam sorduğu zaman yalanlar uyduruyor. Kaybettiğimi, çalındığını söylüyordum. Son defa para istediği zaman kocama... Annemin öldüğü yalanını uydurmak zorunda kaldım. Fakat sahte annemin mezarını ziyaret etmek isteyeceğini düşünerek... Kenan'ın öğrettiği gibi köyde öldüğünü, orada gömüldüğünü söyledim. Yalnız sahte annemin ölümü değil... Durmadan, mütemadiyen yalanlar uyduruyordu. Çünkü namuslu hayatımı, yuvamı, kocamı seviyor... Bunları kaybetmek istemiyordum. Bütün bunları kaybetmemek için de... Kenan'ı yok etmem gerekiyordu. Bu maksatla Ahmet abinin tabancasını çaldım. Ne yapıyorsun Fatma? Çıldırdın mı sen? Yaklaşma bana! Ver o oyuncağı bana! Hayır! Yeter artık çektiklerim! Bana yaptığın kötülükleri hayatınla ödeyeceksin!
Bağışla Fatma. Affet. Seni bir daha hiç üzmeyeceğim. Tamam mı? İnanmıyorum sana. Söz veriyorum. İnan. Cezanı çekecek ve öleceksin. Benden ısrarla gerçeği söylememi istiyordunuz. İşte sizlere her şeyi anlattım. İşte acı gerçek bütün çıplaklığıyla önünüze serildi. Yuvamı yıkan, mutluluğumu kundaklayan o canavar bana yıllarca kan kusturmuştu. Kocamla arama giren bu engeli ortadan kaldırmak, onu yok etmek istediğim doğrudu. Fakat bunu yapamadım. Yemin ederim, suçsuzum. Masumum. Onu ben öldürmedim. Ben katil değilim. Annem hastanede yatıyor. Her şeyimizi satıp savdık, onun hastalığına harcadık. Aylardan beri oturduğumuz evin kirasını bile veremedik. Ev sahibimiz bugün dışarı attı beni. Gidecek yerim yok. Beş parasız sokakta kaldım. Yaşamaktan bıktım, usandım artık. Benim için tek çare kalmıştı, ölmek. Geçmiş olsun. Sağ ol evladım, Allah senden razı olsun. Bu iyiliğinin ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Estağfurullah efendim, ben sadece evlatlık görevimi yapıyorum. Allah seni de evlatlarından güldürsün. Allah tuttuğun altın etsin oğlum. Selma, ne var, neden ağlıyorsun? Annem! Annene ne oldu? Onu kaybettim. Vah vah, başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Bana niye haber vermedin? Burada değil, köyde öldüm. Orada gömüldüm. Şimdi nasılsınız? Biraz daha iyiyim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Rahatsızlığınız bizi çok üzdü. Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Biraz istirahat etseydiniz. Yok, hayır. Şu anda yalnız temiz havaya ihtiyacım var. Müsaadenizle. Yalancı olabilir mi? O kadar masum yüzlü, iyi kalpli bir insan suçlu olabilir mi? Oh, hayır, hayır! Selma katil olamaz! Bu çirkin düşünceyi kafamdan uzaklaştırmalıyım!
Selam. Ne istiyorsun? Sana bazı yardımlarda bulunmaya geldim. Biliyorsun ki Kenan dostumdu. Bazı özel eşyaları bana miras kaldı. İçinde çok sırlar var. Seni de yakından ilgilendirecek sırlar. Biliyorsun ki mapushanedeydim. Orada çok kuru kaldım. Anlaşalım. Neymiş beni yakından ilgilendirecek şeyler? Mahkemede verdiğim ve Fatma'nınkilere benzeyen resimler. Resimlerdeki kadın yabancın değil, onu çok iyi tanırsın. Sen bir savcısın, rezalet senin için iyi olmaz. Peki, ne istiyorsun? Çok para. Pozitifler, negatifler, sonra bir savcının şerefi hesap edilirse resimlerin değeri ortaya çıkar. 100.000'e ne dersin? Önce resimleri görelim. Buyurun, nasıl olsa negatifler bende. Alçak! Al resimlerde, negatiflerde senin olsun! Görevini sağlam yapan bir savcıyı hiçbir şey korkutamaz! Defol! Ettim. Nerede kaldın? İşte bunların... Bunların peşindeydim. Bak da iftihar et kendinle! Bana çeyiz olarak getirmişsin de haberim yokmuş. Bu resimlerdeki fahişe, sevdiğim, taptığım kadın mı? Benim karım mı? Kızımın anası mı? Konuş! Bütün bunların kötü bir rüya olduğunu söyle! Devam et yalanlarına! Artık yalan söylemekten, korku içinde yaşamaktan bıktım usandım! Şu anda sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum! Hangi gerçek? Fatma masum! Onu ben öldürdüm! Onu... Sen mi öldürdün? Evet! Demek beni öldürecektin ha? Görüyorsun işte, yapamadım! Bırak artık yakamı! Ben yoksul bir kadınım! Bunca zaman beni soyduğun yeter! Yeter! Artık sana para getiremem! Anlamam! Ben para isterim, para! Satacak bir şeyim kalmadı, parayı nereden bulayım? Nereden bulursan bul! Parayı yarın akşam getir, yoksa karışmam!
gitmeyi öğrendim. Bugüne kadar gerçeği neden gizledim benden? Seni kaybetmemek için. Yalan, yalan. Artık inanmıyorum sana. İnanmaman için ortada bir sebep kalmadı. Suçlu karşında. Bütün bunları neden yaptın? Neden? Durmadan şantaj yapıyor. Benim yuvamı yıkmakla tehdit ediyordu. Oysa yuvam benim bütün dünyamdı. Mutluluğumun bozulmasını istemiyorum. Senden, yavrumdan ayrılmaktan korkuyordum. Elimde avucumda ne varsa verdim ona, tek sussun diye. Artık ona para yetiştiremez olmuştum. Neyim varsa satmaya başladım. Paranı, mücevherlerini kaybetmen, eşyaların çalınması yalan mıydı? Evet, hepsi yalandı. Ya annen, hastalığı, ölümü, o da mı yalandı? Yalandı. Ne korkunç bir aldanış içinde yaşamışım. Meğer ben mutluluğumu yalan, dolan, rüya ve sahtekarlık üzerine kurmuşum. Ne yaptımsa, seni sevdiğim için yaptım, yemin ederim. Artık beni daha fazla aldatamayacaksın. Bu durumda ne yapacaksın? Bir savcının yapacağını, görevimi... Dur gitme! Yalvarırım, beni anla! Seni anlamak mı? Niye? Neden? Çekil yolumdan! Hoş geldiniz Aydın Bey. Başsavcı Bey evdeler. Evet efendim. Kendisiyle konuşacaklar. Buyurun Aydın Bey. Hoş geldin Aydın. Hoş bulduk efendim. Hayrola? Gecenin bu saatinde hangi rüzgar attı seni buraya? Doğrusu merak ettim. Rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim. Estağfurullah evladım. Burası senin kendi evin sayılır. Otur şöyle, sana bir kahve yapsınlar. Teşekkür ederim. Hiç vaktim yok. Hemen gideceğim. Söyleyeceklerim kısa fakat çok önemlidir. Beni gerçekten meraka düşürdün. Otur bakalım. Bugüne kadar bir savcı olarak bana tevdi ettiğiniz davanın içindeydim. Şimdi bir insan olarak bu davanın dışına çıkmak istiyorum efendim. Nasıl olur? Dava karara bağlanmak üzere. Biliyorum. Fakat göreve devam edemeyeceğim. İddia makamından çekilmek istiyorum. Fakat bu davada çok başarılıydın. Bunu hepimiz gördük. Ben de senin hesabına sevinmiştim. Maalesef dışarıdan göründüğü gibi değil bu. Anlayamadım. Bana açıklar mısın bunu? Açıkçası... Ben bu davada tarafsız kalamayacağım. Etki altındayım. Etki altında mısın? Neyin? Şahsi bir meselenin. Şu anda anlatılması çok zor. Lütfen beni anlayın. Oh. İyi ama... Davanın bu kritik safhasında iddia makamından çekilmek için bir sebep göstermelisin. Sebep tamamen şahsidir. İyi düşün, kararını ondan sonra ver. Kararım kesindir. Bu dava senin istikbalin için çok önemlidir, biliyorsun değil mi? İddia makamından çekilmek için çok daha önemli sebeplerim var. Peki. Daha fazla ısrar etmeyeceğim.
İstifanı yazılı olarak bekliyorum. İstifamı yarın takdim ederim efendim. Hakkında hayırlı olsun. Fakat senin hesabına gerçekten çok üzüldüm. Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Müsaadenizle. Güle güle Aydın. Bir defa daha görmeye, senden af dilemeye geldim. Elimde olmayarak seni çok üzdüm. Oysa sen beni karın olarak şerefli bir mevkiye yükseltmiş, bana dünyanın en büyük mutluluğunu vermiştin. Hakkım olmayan bu mevkiyi elde etmek, layık olmadığım bu mutluluğu sürdürmek için çok yalan söyledim. Hepsi yalan bile olsa bir tek gerçek vardı. Seni sevmiştim, çok sevmiştim. Hala da seviyorum. Yaptıklarımı sevgime bağışla. Şimdi artık benim olmayan, içinde hayatımın en mutlu yıllarını yaşadığım yuvamdan, kalbimi orada sizin yanınızda bırakarak ayrılıyorum. Yavrumuz sana emanet, ona iyi bak. Sakın suçumu söyleme. Talihsiz annesinin bir katil olduğunu bilmesin. Sizi hiç unutmayacağım, son nefesimde bile hatırlayacağım. Allah'a emanet olun. Tamamen şahsi ve hususi sebeplerle iddia makamından çekilmek zorundayım. Etki altında olduğumdan bu davada tarafsız kalamayacağımı anlamış bulunuyorum. Bu şartlar altında savcılık görevime vicdan rahatlığı içinde devam edemeyeceğim. Görevden affımı dilerim. Gereği saygıyla arz olunur. Tarih 10 Ekim 1966. İmza 112.238 sicil sayılı Savcı Aydın Hakmen. Duruşmanın Savcı Aydın Hakmen'in yerine tayin edilen Savcı Talat Erarslan'la devamına karar verildi. Söz iddia makamının. Dosya tarafımızdan incelendi. Benden önceki meslektaşım Sayın Savcı Aydın Hakmen'in görüşüne uyan iddia makamımız, sanık Fatma Pınar'ın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmıştır. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi 4. bendine göre cezalandırılmasını talep ederim. Sanık Fatma Pınar, son olarak söyleyeceğim bir şey var. Masum. Sanık avukatı, son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Savunmamızı ekleyecek bir sözümüz yoktur. Yüksek mahkemenize güveniyor, adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Gereği görüşüldü. Deliller ve şahitlerin ifadelerine dayanarak sanık Fatma Pınar'ın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmış bulunuyoruz.
Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 4. bendine göre cezalandırılmasına... Durun! Bir dakika! Karar okunurken müdahale edilmez. Bir savcı olarak bunu herkesten iyi bilmeniz gerekir. Biliyorum Sayın Yargıç. Fakat bir masumun adli hataya kurban gitmesine göz yumamam. Sanığın adli hataya kurban gittiğini nereden biliyorsunuz? Müsaade ederseniz arz edeceğim efendim. Elimde sağlam deliller var. Onları iddia makamında bulunduğunuz zaman neden ibraz etmediniz? Deliller o zaman elime geçmemişti. Şimdi onları bu davanın bir tanığı olarak yüksek mahkemenize ibraz etmeye hazırım. Dinleyelim öyleyse. Münasip mi efendim? Gereği düşünüldü. Aydın Hakmen'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Doğruyu söyleyeceğine, Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin? Ederim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Bu davada savcı olarak görevli bulunduğum sırada... Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu, cinayeti onun işlediğini ısrarla iddia ettim. Bir, Fatma Pınar'ı suçlamak, onu cezalandırmak neye yarar? Geride daha binlerce Fatma Pınar var. Bu zavallı kadınlar, alçak ruhlu kişiler tarafından uçuruma sürüklenerek felaketin eşiğine gelmektedirler. Şu anda kim bilir kaç namuslu kadın... Şantaj tehdidi altında inleyip çırpınmaktadır. Kim bilir kaç genç kadın eşini kaybetmenin, yavrusundan ayrılmanın korkusu içinde yaşamaktadır. Kaç talihsiz kadının şu anda mutluluğu bozulmakta, yuvası yıkılmaktadır. Eşine, yavrusuna sevgi ve bağlılığından başka bir günahı olmayan bu masum kadınlar, her an suç işlemek tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Gün olur, onların arasında bizim de bir sevdiğimiz... Bir yakınımız olur. İşte o zaman yüreğimize öyle bir ateş düşer ki bunun acısını hiçbir şey dindiremez. Bu olayda da böyle olmuştur. Bu cinayeti Fatma Pınar işlememiştir. Gerçek suçlu o değildir. O halde gerçek suçluyu biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Katil kimdir? Tekrar ediyorum, katil kimdir? Söyleyin. Aynı şartlar altında... ...bu cinayeti işlemek zorunda kalmış... ...başka bir mutsuz kadın. Adını açıklayın. Kimdir bu kadın? Eşim! Evet, karım Selma Hakmen. Yıl geçti. Ebediyet kadar süren 6 yıl. Bu taş duvarlar 6 yıl bizi birbirimizden ayırdı. Tam 6 yıldır onu görmedim. Acaba yıllar onu değiştirdi mi? 6 yıl önce ne kadar genç, ne kadar masumdu. Şu anda tahliye edilmiş olmalıydı. Gecikmesinin sebebi ne olabilir?
Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yıllar seni çok değiştirmemiş. Yıllar taş duvarların ardında kolay geçmedi. Dışında da öyle. Yavrum nasıl? 6 yıldır annesini bekliyor. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Hiç bilmiyorum. Senden sonra ev bomboş kaldı. Baba kız bu boşluğu hiçbir şeyle dolduramadık. Sana çok ihtiyacımız var Selma. Yuvana dönmek istemez misin? Ya sen? Bütün bu olup bitenlerden sonra beni hala istiyor musun? Evet, istiyoruz.